Meral Hanım altılı masadan kalktı, tekrar geri geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Geri geldi de hiçbir şey kazanmadı. Birileri ona talimat verdi herhalde, geri dön diye. Çünkü hiçbir şey olmadı. Yapamazlar mı siz? Yapamazlar. Yani diyor ki zaten önceden deseydi ki ona, Kılıçdaroğlu'na, onları seçildiğin zaman Cumhurbaşkanı adayı yapar mısın? Zaten yapacaktı. Ama mecbur kaldı, geri döndü. Orada da Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına dedi ki ben istesem sizi yaparım. Çünkü neden? Uygun olduğu zaman da onları atacağım. Uygun değil der, geçer yani. Peki abi, kim ayrıca sizce? Cumhurbaşkanı burası Amerika başkanlık sistemi değil ki. Türkiye burası. Buradaki Cumhurbaşkanı hükümet sistemi başkan yardımcılarını, başkan vekilini Cumhurbaşkanı atar. Yetki onundur. Yani seçmeni kandırmaya gerek yok. Kendi seçmenini kandırıyor. Başka bir şey. Parlamenter sistem istiyorlar aslında. Parlamenter sistem biz yaşamadık mı? Ortalama ömrü 6 ay. Yani daha bakan yerine oturuyor, daha kadrosunu kurmadan değişiyor, başka bir bakan geliyor. İstikrarsız bir yapı. Şu anda sizce daha mı iyi? Tabii daha iyi. Neden daha iyi? İstikrar. Bakın, istikrarın olmadığı, ekonomide istikrar olmasa çöker. Siyasette istikrar olmasa çöker. Siyasi istikrar ekonomik istikrarı da getiriyor. Ha, şimdi felaketler oldu. Yani yapılacak bir şey yok. Üst üste geldi. Bir önlemler alınabilirdi. Önlemler, pandeminin ne önlemi alınmadı mı? Herkese bedava ilaç Amerika'da parayla verilirken Türkiye'de bedava verildi. Hastaneler niye yapıldı diyordu muhalefet. Hastaneler iyi ki de yapılmış. Pandemide sokaklarda kalacaktık. Halk, millet perişan olacaktı. Herkes elini buraya bir koysun. Şu anki iktidardan aslında memnunsunuz. Yani bak, kimse benim babamın oğlu değil. Ama 10 ilin felakete döndüğü, harap olduğu ve birçok polisin, afet elemanının altında kaldığı, can verdiği, Allah rahmet etsin. Ne yapabilirsin ki bir anda? Yine bunlar kadar iyi çalışan hiçbir hükümet olamazdı yani. Amerika'da bile olamaz. Sana söyleyeyim ben. Buraya koyacaksın elinizi. Vicdanınıza koyarsanız o zaman anlarsınız. Kimse bizim babamızın oğlu değil kardeşim. Şimdi bak, muhalefetin hatası ne biliyor musun? Biden gibi, Amerika gibi oradan buradan medet umuyorlar. Ya sen halkına niye dayanmıyorsun kardeşim? Şimdi Biden ne dedi? Dedi ki Erdoğan'ı şey olmadan deviremeyiz. Darbelerle ne yapacağız? Muhalefete destek vereceğiz. Dersin ki onun düşüncesi. Peki sen niye demiyorsun ki Sayın Biden, haddini bil. Kim oluyorsun sen? Senin desteğin ne değil? Ben halkımın desteğiyle iktidara gelirim. Niye demiyor? Çünkü birlikteler. Böyle bir şey olabilir mi? Amerika diyor ki teknolojiden uzak dur. Yatırımdan uzak dur. Yeraltı yerüstü zenginlikleri arama. Ben sana satacağım, ben kar edeceğim diyor. Amerikan derdi bu. Yani ya onlara köle olacağız ya da o zaman ben bir sürü oyun oynarım buradaki işbirlikçileri falan. Şimdi FETÖ'yü Amerika niye koruyor? Ya koskoca NATO'da beraber olduğu ülkeyi hiçe sayıyor. Vermiyorum diyor sana. Niye söylüyor? Çünkü Fethullah Gülen sadece Türkiye'de Amerika'ya ajan yetiştirmiyordu. Dünyada Amerika'ya ajan yetiştiriyordu. Onun adamı. Şimdi bakıyor, evet, onu tekrar geri getireceğim diyor. Geldi. Ülkemizde oluşan krizlerden kim sorumlu o zaman? Mesela kimi sorumlu tutabiliriz? Hangi ulusal kriz mesela? Ya şu anda öyle bir zamlar var ki altından kalkılamayacak kadar. Bir bizden mi var yani ya? Ama fark insaf ya. Şimdi mesela 18 yıl, bak evet. 18 yıl Lale Devri'ni yaşadık değil mi? Peki 18 yıl sonra ne oldu? Pandemi oldu. Peki sadece bizde mi? Bütün dünyada oldu. Bütün dünyada oldu. Evet, sonra ne geldi? Hemen Ukrayna, Rusya savaşı geldi. O felaketin en büyüğü oldu bu sefer. Niye bizi etkiledi? Bizi etkiledi çünkü herkesi etkiledi. İyi de şimdi bizim ülkemizde savaş olmadı. Şimdi savaşın olduğu iki ülke o kadar etkilenmemesine rağmen biz niye en çok etkilenen ülke olduk? Nereden biliyorsun en çok etkilendiğimizi? Onlar mesela savaşa girerken buğdaylarını stokladılar. Biz de şimdi Allah korusun savaşa böyle bir felaket mi? Olsa, savaşa girecekleri zaman onlar kendilerine tedbirler alıyorlar. Biz de tedbir aldık. Ne gibi abi? Yani ne gibi, yani ne var ki yani bizde, yani ben anlamadım. Açlık yok, sefalet yok. Ama pahalılık dersen. Pahalılık var. Evet, pahalılık bir biz. Şimdi bir araba neden başka bir ülkede? İki nedeni var pahalının. Bir, bütün dünyada pahalılık var. İki, maalesef bizim geçmişte kalan bazı esnaflarımızın, bazı iş adamlarımızın fazla tamahkar olmaları, fazla kar etmeleri, ceza almalarına rağmen biliyorsun 1 milyar 700 milyon marketlere ceza yazdırıldı. Aldın mı? Ama ne çözüm olmadı. Ertesi gün ama nasıl olmadı? Şimdi Biden ne dedi? Muhalefeti destekleyeceğiz dedi mi? Muhalefeti Johnny'leri buraya göndererek destekleyemez. Neyle destekledi? Dolarlarla. Demek ki muhalefet gitti. Şeye dedi ki cezaları biz öderiz marketçilere. Yani büyük ihtimalle destek verdi ki ertesi gün rafları bile ortadan kaldırdılar.
Öyle bir şey yapamazlar. Nasıl yapamazlar? Peki kendi, sen ben sana söyleyeyim. Öyle bir yetki yok. Cezayı göze alabiliyor marketler. Şimdi şöyle, öyle bir yetki yok bunlar. Bir dakika, muhalefet de destek verdin mi? Ey marketler, siz ne yapıyorsunuz diye iktidar kadar onların sorumluluğu yok. Onlar bizi ilgilendiriyor. Bir şey daha söyleyeceğim sana. Şimdi İzmir'de eskiden Tansaş vardı değil mi? Tanzim satışı. Ne oldu o tanzim satışına? Rekabet ediyordu bu özel marketlerle değil mi? Ne oldu ona? Rahmetli Ahmet Biriştina Kipa'yı kurdu. Kipa'ya dahil etti. Tansaş'ı yok etti. Belediyelerin aslında bu rekabeti ucuzluğun olabilmesi için, marketlerle rekabet etmesi için belediyelerin görevidir bu. Hükümetin görevi değildir. Belediye tanzim satışlarını kuracaktı zamanında. Şöyle söyleyeyim. Mesela yumurtanın fiyatını ben koydum diyelim ki 30 lira. Bir market 50'ye satıyorsa şu anda 70'e satıyor. 70'e satıyorsa bunun şikayet edecek hangi kurumu var? Tabii ki Tarım Bakanlığı var. Doğrudur. Koli yumurta 15 liraydı, 12 liraydı. O civarlardaydı. Şu anda 70-72 lira civarlarında. 12 lira değildi ya. 12 lira değildi. 20 lira olsun. 30 lira falandı. Ya yükseldi. Ama bizde, Almanya'da da yükseldi. Birçok ülkede yükseldi yani. Ama şimdi alım gücüne bakmak lazım. Ayrıca benim anlamadığım, muhalefet belediyelerde iktidar değil mi? Tabii ki. İktidar. Tabii. Peki ne katkı verdi? Onun sorumluluğu yok mu bu toplum üzerinde? Tabii ki var. Onların niye bir şeyler yapıyorlar? Onların da eksikleri var. Onları da söylemiyorum. Eksiklikleri var değil. Bir şeyleri yok. Bakın, ben vatandaş olarak siyasi rekabetin olması gerektiğine inanıyorum. Muhalefet o kadar üretken değil ki benim bu tercihimi, seçeneğimi elimden almış vatandaş olarak. Ya kardeşim bak, Erdoğan nasıl yükseldi bu kadar, önce başbakan sonra cumhurbaşkanı oldu? İstanbul Belediyesi ile ne yaptı? İmralı çöplüğü 36 vatandaşımızın ölümüne sebep oldu mu? Sonra ne oldu? Su, vatandaş kovalarla evine ancak su götürebiliyordu. Adam belediye başkanı olduğu ne yaptı? İmralı çöplüğünü makineler alarak o çöplüğü enerji çevirdi. Sonra ne yaptı? 80 kilometre uzaktan su getirdi İstanbul'a. Sonra ne yaptı biliyor musun? Semtlere giderek ne sorununuz var dedi. Aldı müdürlerin yanına, daire başkanlarının yanına aldı. Ne sorununuz var dedi. Dediler ki park sorunumuz. Parklar müdürü bir ay içinde bu sorunu çözeceksin dedi. Çözdüler. Belediyeden Türkiye'ye nam saldı adam. Kardeşim fırsat var elinizde. İzmir sizde, İstanbul sizde, Ankara sizde, Adana sizde, bilmem birçok büyük şehir sizde. Ya bir çaba sarf edin. Ben de istiyorum vatandaş olarak ya bir alternatifim olsun, bir seçeneğim olsun. Sen burada hiçbir şey yapmıyorsun. Ülkeyi nasıl yöneteceksin ya? Son olarak siz bu seçimde kime oy vereceksin? Bakın, ben bu ülkeye kim çalışıyorsa, kim hizmet ediyorsa ona oy veririm. Kim abi? Ben siyasi, biz siyasi olarak siyasetçiyim ben aynı zamanda. Evet, evet. Dedim ki, yani bundan 10 sene önce dedim ki, bundan sonra siyasi partiler benim için amaç değildir, araçtır. Benim için amaç benim güzel Türkiye'm. Kim benim güzel Türkiye'me iyi hizmet verirse, vatandaşlarıma değer verirse ben ona destek veririm. Tamam, kime destek vereceksiniz abi? İnşallah. İşte sana söylüyorum. Kim olduğu belli değil mi? Belli. Erdoğan diyorsun. Kim hizmet ediyorsa ona, herkes böyle söylesin. Şahsi mesele değil bu. Bazılar kim hizmet ediyorsa ona oy vermek lazım. Bir şey söyleyeceğim. Ya sen Erdoğan'ı niye seviyorsun? Diyorum ki ben Erdoğan'ı değil, ben çoluk çocuğumu seviyorum kardeşim. Erdoğan bu ülkeyi seviyorsa ben ona destek veririm. Başkası da seviyorsa onlara da destek veririm. Teşekkür ediyorum. Hepsi çok bu. Sağ ol.